Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde 1. dönem 1. yazılı örneğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Karşımızda gerçekten zor bir sınav var. Yani konuyu özetliyor, 1. dönemin 1. konularını özetliyor. Arkadaşlar iyi dinleyelim, eğer bu videoyu dinleyip anlayabilirseniz, inanıyorum ki gerçekten bu zor soruları anlayabilirseniz çok rahat yüz alabilirsiniz diyorum ve 1. soruyla başlıyorum. Diyor ki, verilenlere göre A ile belirtilen rasyonel sayı hangisidir? Bakın, sayı doğrusunda ayırmış. Hem de eksi bölümde ayırmış. Biz bunu anlatmıştık. Demiştik ki eksi de sağdan başlanır, sola doğru sayılar böyle büyüyerek giderdi. Bakın, burayı kaç bölge ayırmış? 7'de demiş. 7'de eksi 10, 7'de eksi 3. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arayı 7 bölge yapmış. Yani eksi 3'ten başlarsak eksi 10'a kadar 7 tane sayı eder mi? Eder. Eksi 4 bölü 7, eksi 5 bölü 7, eksi 6 bölü 7, eksi 7 bölü 7, burası eksi 1 eder, eksi 8 bölü 7, eksi 9 bölü 7, eksi 10 bölü 7. Gördük mü arkadaşlar? Arayı homojen biçimde ayırmış. Yani eşit olaraktan. O zaman A'mız ne olacak? Eksi 6 bölü 7 olaraktan. Ben burada C şıkkını işaretliyorum. Birinci soruyu geçtik. Bakalım ikinci soru ekranlarımızda diyor ki, bir cebirsel ifade. İşleminin sonucu hangisidir diyor. 5 çarpı x eksi 3 artı 2x. Nasıl dağıtıyorduk arkadaşlar? Parantezi bir bununla bir bununla çarpıyorduk. 5 ile x'i çarparsak 5x. Sonra araya eksi koyuyorum. 5 ile 3'ü çarparsam 15. Arada işaret neyse arkadaşlar onu koyacağız. Dikkat edelim. Sonra dışarıda ne var? Artı 2x geldi. Şimdi ne yapıyorum? X'ler x'lerle. Çünkü elma elmayla, armut armutla, işte üzüm üzümle toplanır gibi biz bunu söylüyorduk. Dedik ki arkadaşlar aynı cinsler toplanır. X'ler varsa topluyoruz. 5x ile 2x toplayalım. 7x. Ne kaldı? Eksi 15. 7x eksi 15 cevaplarımızda nerede var arkadaşlar? Görüyoruz ki Ceyhan şıkkında karşımıza çıkıyor. Üçüncü soru ekranlarımıza geldi. Bakın, A çarpı B 6'ymış. A artı B işleminin sonucu en az kaçtır diyor arkadaşlar. En az dediğine göre tam sayılarda biz eksi negatif tam sayıları da gördük değil mi arkadaşlar? 6 çarpanını yapan neler var? 6'ya 1, 3'e 2 var değil mi? 2'ye 3, 1'e 6, bunları yazmıyorum. Bunlar pozitif, bir de eksi 6'ya eksi 1, eksi 3'e eksi 2 var. En az dediği için eksileri alıyorum ben. Eksi 6 ile eksi 1'i dersem toplam eksi 7 olur. Eksi 3 ile eksi 2'yi dersem toplam eksi 5 olur. Hangisi daha küçük? Tabii ki burası. Eksi 6 ile eksi 1, eksi 7 sonucunu bize getirecek diyoruz. Mükemmel bir soru. Cebirsel ifadeleri tam özetleyen bir soru. İşleminin sonucu hangisidir? Bir dakika. Önce şurayı bir yazalım. A kare eksi 4x artı 1. Sonra bu eksiyi içeriye dağıtıyorum. Hocam eksiyi içeri dağıtmak nasıl olur? Sırasıyla bu ifadeleri eksiyle çarpıyorum. Eksiyi a ile a kare ile çarparsam eksi a kare. Eksiyi eksi 4x ile çarparsam artı 4x. Unutmayın. Eksiyi pozitifle çarparsanız eksi yapar. Eksiyi negatifle çarparsanız pozitife çevirir arkadaşlar. Eşittir diyorum. A kareden a kare çıktı. Gitti. Sıfırlandı. Eksi 4x artı 4x daha. Bunlar da sıfırlandı. Geriye ne kaldı? Nur topu gibi bir artı birimiz kaldı arkadaşlar. Artı 1'i de buradan görüyoruz. Önemli olan neymiş? Eksiyi içeri dağıtabilme ve daha sonra aynı olanları birbirlerinden çıkartma işlemi geriye kalıyor arkadaşlar. Evet. 5. soru ekranlarımızda üstlü ifadeler var ve parantezli ve işlem önceliği var. Bunu gördüğümüzde aman Allah'ım ne kadar karışık gibi görebiliyoruz. Sakinle çözeceğiz. Parantez işlemini halledeceğiz. Önce burayı bakıyorum, sonra burayı. Değil mi? Bakın, burayla burayı, daha sonra şurayı bir çıkartacağız. Burası ayrı bir parantez. Evet, burayı bir çıkartalım. Eksi 1 üzeri 14 nedir arkadaşlar? Artı 1 etti değil mi? Eksi dedim. Eksi 1 üzeri 17 ne edecek? Bu da eksi 1. 1 eksi eksi 1'den ne oldu? 2 eksi yan yana gelince burası, burası arkadaşlar artı 2 etti. Burayı ben çözümledim. Şimdi şunları teker teker açacağım. Eksi 3'ün karesi artı 9. Artı 9 bölü 3 ne çıkacak? Artı 3. Burası artı 3. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Eksi 12 bölü 2'nin karesi. Eksi 12 bölü 4 değil mi? Eksi 12 bölü 4 ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 edecek mi? Evet. Artı 3, arada eksi var. Eksi eksi 3. Sonra
artı artı 2. Gördük mü işlemimizi? Bu eksiler, şimdi toplama çıkartma olduğu için soldan başlıyoruz. Tabii arkadaşlar. Burada 2 eksi artı yaptı. Artı 3 de artı 3 daha artı 6. Artı 2 daha cevabımız. Artı 8 geldi. Dikkat edelim. Büyük parantezi gördüm. Burayı açtım artı 2. Sonra şunlar küçük parantez dedim. Sonra bunları açtım. 2 parantezi birbirleriyle çıkartma yaptım. Bu da eksi geldi. Eksi 4 eksi 3 geldiği için. Eksi eksi 3 artı 3 yaptı. Buradan bir ne gelmişti? Artı 3'ümüz gelmişti. Artı 9'u 3'e böldük. Artı 3 geldi. 6'yı burada elde ettik. Artı artı 2 dediğimizde de 8 sonucunu bulmuş olduk. 6. soru ekranlarımızda diyor ki 2 tam 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1,5 işleminin sonucu hangisidir? Abi yazalım hemen. Hemen yazalım. Hepsini bileşik kesir çevirelim. 2 ile 4'ü çarpıyorum. 8. 3 ile topluyorum. 11 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1,5'u kesire çevirelim mi arkadaşlar? 1,5 nedir? 1,5 nedir? Düşünün bakalım. 3 bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. 2,5 deseydi ona da 5 bölü 2 diyecektik değil mi? Bu buçukları hemen kesire çevirmeyi arkadaşlar kavrayın. 1,5 derse 3 bölü 2. 0,5 derse bu da 1 bölü 2 idi değil mi? Şimdi ne yapıyorum? Paydaları eşit diyeceğim. Çıkartma ve toplama var. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. İşlemi şuraya çekiyorum. 11 bölü 4. Bakın nasıl? Aynı işlemi yazıyorum. Neden? Anlattığımız derslerde de bunu çok ifade etmiştik. İşlemi düze çekerseniz yanılmazsınız. Eksi 2 bölü 4 artı 6 bölü 4 dedim arkadaşlar. Eşittir diyorum. 11'den paydalar eşitse şimdi toplama çıkartmayı yapabilirim. Paydayı 4 koydum. Payda değişmeyecek. 11'den 2 çıkardım. 9. 6 ile topladım. 15. Cevabımız 15 bölü 4 olaraktan karşımıza çıkacak. Hangisi? Bursa şıkkında karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz diğer sorumuza. Sorumuz ekrana geldi. 7. soru diyor ki bir kenarı 13 bölü 4 santim olan kare şeklindeki masa örtüsünün 4 köşesinden de bir kenarı 1 bölü 10 santim olan eş kareler kesen Dudu Nisa'nın elin Dudu Nisa'nın elinde kalan ismi de güzelmiş. He. İki insan sandım ama tek kişiymiş. Elinde kalan örtünün çevresi kaç santimetre olur diyor arkadaşlar. Şimdi bir kenarı 13 bölü 4. Burası da 13 bölü 4. Burası da 13 bölü 4. Burası da 13 bölü 4. Şimdi hocam ya her bir kenarından 1 bölü 10 çıkaracağım. 1 bölü 10 çıkaracağım falan filan. Şu çıkan kenarlar 1 bölü 10. Burası da 1 bölü 10. Arkadaşlar çevresi dedi. Dikkat edin. Burası artı. Şurası ve şurası tekrar şu 13 bölü 4'ü vermez mi? Şu kesilen çevreler, kesilen bölümler çevreden hiçbir şeyi azaltmıyor. Bakın şurada tekrardan kanıtlayayım size. Şurası 13 bölü 4'tü ya. Şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle oldu tamam mı? Tekrar şöyle oldu. Şurası 13 bölü 4'tü ya. Burası bu artı, bu artı buna tekrardan eşit değil mi? Burada gördüğümüz gibi bakın. Burası 13 bölü 4 ise... Evet şu 1 bölü 10 çıktı ama buradan 1 bölü 10 eklendi. Buradan 1 bölü 10 çıktı ama buradan 1 bölü 10 eklendi. Şu yataylar da buraya tekrar çıktı ve eklendi. Buradan çıktı buraya eklendi. Dolayısıyla çevrede bir değişim olmadı. Çevre 13 bölü 4'ü kaç tane var arkadaşlar? 4 tane aynı kenardan var. 4 ile çarparsak ne olacak? 4'ler birbirini sadeleştirdi. Karşımıza 13 kaldı diye cevabımız 13. Mükemmel bir soru. Gerçekten mükemmel bir soru. Çevrede kesilen bölüm çevreyi kısaltmıyordu. Karşılığı varsa arkadaşlar. Mükemmel bir soruyla devam ettik. 8. soru ekranlarımıza bakalım ne diyor? 0,3 artı 0,03 0,003 falan filan diye gidiyor diyor. Arkadaşlar bu nedir? 0,3 üzeri devirli sayı. Kareymiş. Peki bunu biz ne yapacağız? Tabii ki kesirli sayı çevireceğiz. 0,3 devirli sayısı neydi? 3 bölü devretmen kısmı çıkartıyoruz. Devretmen yok. Bölü virgülden sonra deveden kadar 9'du. Bir tane deveden var. 3 bölü 9. Artı buraya bakıyorum. Bu da 0,03. Buradan sonra. Ha bak burada 3'ten direkt başlıyor. Burada 0,03'ten sonrası devir getiriyor. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat. Bu neydi? Bunu da çevirelim. 3 dedik. Bölü devretmeyen kısmı var mı? 0,0 çıkarsak bir şey ifade etmiyor. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra bir tane devretmeyeni var. Bu 3 bölü 90 oldu. Buraya dikkat. Bu 3 bölü 9'du. Bu da 3 bölü 90 oldu. Çünkü neden? Virgülden sonra bir devreden bir devretmeyen var değil mi?
Bunun sonucu nedir diyor. Hemen paydayı genişletiyorum. Bunu 10 ile çarpacağım. 90 oldu, 30 oldu. Toplarsak 33 bölü 90 sayısını elde ettim. Cevaplarda yok. Ne yapacağım? Abicim panik etme. Sadeleştir. Böl 3'e. 11 oldu, 30 oldu. 11 bölü 30. Daha sadeleşebilir mi? Sadeleşmiyor. Demek ki benim cevabım Ceyhan şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. 9. soru ekranlarda. Şekildeki telin uçlarından belirtilen kadarını kesen bir kanın elinde 38 santim tel kaldığına göre telin başlangıç uzunluğu, evet, telin başlangıç uzunluğu kaç santimdir diyor bize burada arkadaşlar, değil mi? Şimdi arkadaşlar 38 santim kalmış. 38 santim. Peki arkadaşlar, bu tel en başta bir tamdı, değil mi? Tam nedir? 1 bölü 1'dir arkadaşlar. 1 bölü 1'dir. Dikkat edelim. 1 bölü 1'dir tam. Bunun 1 bölü 5'ini çıkardı. Sonra 1 bölü 6'sını çıkardı. Tamdan çıkartıyor. Çıkaralım 1 bölü 5'ini. Eşleyelim paydayı 5'le arkadaşlar. 5 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkardım. 4 bölü 5 kaldı. Bunu çıkardım da. Sonra buraya çıkartalım. 1 bölü 6'yı çıkartıyorum. Ne olsun bu da arkadaşlar? Paydayı eşleyelim. Burayı 6 ile burayı 5 ile. Tamam mı? 6 ile çarptım. 24 bölü ne oldu? 30. Eksi 5 bölü 30. Çıkardığımızda 19 bölü 30'u kaldı. Şimdi tüm telin şu 1 bölü 5'i çıktı. 1 bölü 6'sı çıktı. Geriye 19 bölü 30'u kaldı. Bunu bulduk mu? Bu kalan kaça eşitmiş? 38'e. O zaman 30'da 19'u 38 ise 30'da 30'u ne olacak arkadaşlar? Dikkat edelim. Yani 19'u 38 ise 30'u kaç olacak diyoruz. İçler dışlar çarpma oluyor. Ne yapıyoruz? X eşittir 30 çarpı 38 bölü 19 olaraktan biz bunu ifade edeceğiz. Oran orantı yapıyoruz burada. Zor bir soru. Dikkat. Sakince yavaşça anlatarak yapıyoruz. 38 19 sadeleşti, yukarıda 2 kaldı. 30'da 2'yi çarparsam 60 cevabını ben buradan bulurum. Hocam bir daha anlatır mısın? Bakın. Elimizdeki telin 1 bölü 5'ini kesmişler. 1 bölü 6'sını kesmişler. Geriye 38 santim kalmış. Ben de dedim ki telin tamamı 1 bölü 1 kesir olaraktan. 1 bölü 5'ini çıkardım. 4 bölü 5'i kaldı. Bundan da 1 bölü 6'sını çıkartıyorum. Paydaları eşitlediğimde 19 bölü 30'u kaldı. Şimdi 19 bölü 30'u 38 ise, yani 19'u 38 ise 30'u kaç olacak demektir bu. 19'u 38 ise 30'u kaç olacak? İçler dışlar çarpımı. X'i çekiyorum. X eşittir. Bunda bunun çarpımı bölü buydu. 30'u 38'i çarptım. 19'a böldüm. Sadeleştirdim. 2 kaldı. Cevabımız 60 olarak çıktı. Son soru ve buraya da hakikaten 5 yıldız atıyorum. Diyorum ya, bu sınavı izleyip de bizden öğrenen arkadaşın inşallah diyeyim 100 almama ihtimali yok diyorum arkadaşlar. 18 bölü şurası 3'müş arkadaşlar. M'in kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar sıralı işlemlerde ne yapıyorduk? 18'i nereye bölersek 3 olur? Buranın cevabı 6'dır değil mi arkadaşlar? 18'i 6'ya bölersem 3 olur. Evet. 7'den neyi çıkartırsam 6 kalır? 7'den neyi çıkartırsam 6 kalır? 2 bölü M ne olması lazım demek ki? 1. 7'den 1'i çıkartırsam 6 kalacak. 2'yi neye bölürsem 1 olur arkadaşlar. 2'yi neye bölürsem sonuç 1 olur. Tabii ki 2'ye bölersem en buradan 2 geldi. Cevabımız A şıkkı 2. Hocam bir daha söyle. Bakın 18'i bu adım adım işlemlerde. Altta sayı verilseydi alttan çözerek yukarı çıkacaktık ama sonuç verilmiş, altta bir bilinmeyen var. Burada ne yapıyorduk? 18'i neye bölersem 3 olur. Burası 6'dır. Evet, 7'den neyi çıkartırsam 6 olur? 2 bölü m 1'miş. 2'yi neye bölersem 1 olur? M eşittir 2 geldi. Adım adım işlemlerde bu oluyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sınavınızdan 100 alırsınız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kanalımızda fen bilimleri ve matematik derslerimiz mevcut. 7. sınıf oynatma listesinden Kadir Hoca kanalında hepsini bulabilirsiniz. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler ve saygılar arkadaşlar.